Büyük Menderes bir bereket teknesinden taşarcasına iner düze. Göz alabildiğine uzanır toprak, yeşil bir denize kesmiş gibi. Yeşil renkten renge girer, hamur gibi kabarır, kabarır. Aydın kenti, Menderes'in suladığı işte bu ovanın orta yerinde kaptan köşküdür. Ta Trales'ten bu yana güneşin altın ışığında Aydın hep Aydın'dır. Dağda bayırdaki yağı zeytini, ovada yayladaki balı inciriyle ve elbet insanıyla. Aydın insandır. Ötesinde insan anıtıdır o. Kurtuluş bayramınız kutlu olsun. Bir kahramanlığın göz kamaştırıcı binbir ışık altında çakışılır. Bu yüzden her aydınlığı biraz da 7 Eylül'dür. Aydınlığının doğduğu tarihtir 7 Eylül. Göbek adı Efe'dir her birinin. Kurtuluş Bayramı'nı Aydın'da karşılamadan bunu kavrayabilmek çok güç. Ama kaldırdınız mı başınızı, hemen görürsünüz Aydın'ın dağına taşına sinmiş bu bereket yeşili yiğitliği. Öyle ya, Aydın, yiğidin, yeşilin harman olduğu yer. Bir ucu Ege'nin deniz mavisinde, öte ucu Efe'lerin dağında. Bir başka ucu da incirle zeytinin, pamukla mısırın yayıldığı ovada. Menderes'in kök kök, yaprak yaprak suladığı Aydın Ovası, kentsel ve kırsal yerleşmeleri de kucaklıyor bir uygarlık teknesi olarak. Bunlardan biri de Acarlar. Biz Acarlardan. Acarlar. Orta Asya'da göçmen olarak, yörük göçmen olarak gelmişlerdir. 1600 yıllarda buraya yerleşmiş. Aydın'a 13 kilometre uzaklıkta İncirli Ova'ya bağlı bir belde. Nasıl da kalabalık, nüfusu 10 bini buluyor. Ama adını yalnız Aydınlılar değil, tüm Türkiye biliyor onun. Çünkü emek emek ürün taşıyorlar pazara, uzak yakın Türkiye'nin her yerine. Hafta 7, yıl 365 gün. Patatesten soğana, domatesten bibere ne varsa. Beldede çocukların rol modeli olan anne babalar da hep pazarcı. Pazarcılık Acarlar'da yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir yapıla gelen bir üretim ve esnaflık işi. Ne var ki herhangi öğrenime gereksinim duyulmadan pazarcılık yapılabilmesi eğitimi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluklara erken evlilikler de eklenince Acarlar giderek kapalı bir topluma dönüşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Acarların dürüst insanları yazda kışta durmadan çalışıyor. Bungun, soluksuz. Belki bunun yol açtığı arayış Acarlar'da insanları erken evliliğe götürüyor. Kızlar, oğlanlar okuldan alınıp görece erken evliliğe zorlanabiliyor. Ama kadınların sorumluluğu, daha doğru bir söyleyişle sırtındaki yük, erkeklere oranla çok daha fazla. Çünkü Acarlar kadınları, ev işlerini ve pazarcılığı birlikte yapmak zorunda. Tek bir kadının bunu başarabilmesi çok güç. Bu sorunun altından kalkabilmek için 13-14 yaşlarındaki çocuklarını evlendirerek yeni bedensel güçler kazanmayı amaçlıyor Acarlar insanı. İnsanlar ille istediği için değil ama yörede sorunların çözümünde bu tür bir anlayış egemen olduğu için erken evlilik yaygınlaşabiliyor.
İşte tam bu noktada sorun içinden çıkılmaz bir karmaşa haline gelmek üzereyken Aydın valisi Mustafa Malay'ın da çabasıyla Adnan Menderes Üniversitesi Acarlar kasabasına Acarların çalışkan dürüst insanlarına el uzatıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Başkan Profesör Doktor Erdal Beşer'in bilimsel ve yönetsel öncülüğünde işte bu doğrultuda kollarını sıvıyor. Doçent Doktor Pınar Okyay, Doktor Hamza Balo, Doktor Uğur Urcun, Doktor Hüseyin Demiröz de bu çalışmada sergiledikleri yoğun emekleriyle dikkati çekiyor. Aslında Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2000 yılından bu yana Acarlar'daki sorun odağında çalışmalar yürütüyor. Beşer ve ekibi sektörler arası işbirliğine dayalı bir kavrayışla sorunu modele dönüştürüp güvenli adolesanlık için Acarlar modeli başlığı altında Avrupa Birliği projesi olarak da bunun üzerinde çalışıyor. Erdal Beşer, projenin Avrupa Birliği'nce kabul edilmemesi durumunda bile Acarlar'la ilgili çalışmaların kesinlikle yürütüleceğini duyuruyor ekibine. Bu ve benzeri projeleri bir karşılık, bir teşekkür bekleyerek gerçekleştirmiyor çünkü onlar. Bu tip çalışmaları halk sağlığı anabilim dalı olarak görevleri sayan bir anlayışa sahipler çünkü. Sektörler arasında gerçekleştirdikleri işbirliği de bu kavrayıştan kaynaklanıyor. Nitekim Acarlar dışında yörede tam 11 köyde çalışıyor bu gönüllü ekip. Ama bu arada güvenli adolesanlık için Acarlar modeli projesi de Avrupa Birliği'nin desteğinde uygulamaya giriyor. İlk adım olarak Belediye Başkanı Yunus Şentürk'ün başkanlığında belediye ile Acarlar Güvenli Adolesanlık Derneği ve Muhtarlar kanalıyla 15 mahalle temsilcisi seçiliyor. Seçilen temsilciler erken evlilik, sağlık, hijyen, çocuk sağlığı, çocuk eğitimi gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Bu arada sağlık ocağı modern bir eğitim ve hizmet merkezi haline getiriliyor. ...60. yıl İlköğretim Okulu'nun çok amaçlı salonu... ...profesyonel tiyatro gruplarının gösterimleri içinde uygun hale getirilmek üzere adım atılıyor. Acarlar Çocuk Kulübümüzün açılışı için toplanmaktayız. Ayrıca bir sanat yönetmeninin yönlendirmesinde... ...4 tiyatrocunun katıldığı yaratıcı drama çalışmaları başlatılıyor. Acarlarlı çocukların katılımı ve adlandırmasıyla AÇOK... ...yani Acarlar Çocuk Kulübü kuruluyor. Burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek çocuklarda bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Her yönüyle hizmette açık ara önde ve görüşmektedir. Yanı sıra üniversiteden bir bilim adamının eşi olan Silvia çocuklara İspanyolca dersleri veriyor. Acarlar kıpırdıyor. O güzel dev adım atıyor usul usul. Acarlar kaderini yenecek. Çocuklar yepyeni bir ufka doğru yol alıyor.
Onlar yeni bir acarlar yaratacak, eski acarların üzerinde yeni bir yaşam kuracaklar. Bunu herkesten önce çocuklar biliyor. Acarlar güneşe açılıyor. Trales'ten Aydın'a, Aydın'dan Acarlar'a, Ege toprağının insanı dayanışma ruhu içinde kol kola girip karanlıkların üzerine gidiyor. Bölgede bir güneş gibi doğmaya hazırlanıyor Acarlar. Acarların sonsuz göğü açıldıkça açılıyor, toprak yeşerip çiçeklenirken Acarların efesi bereketten gülen yüzüyle zeybeğe kalkıyor. Tarihe yeni bir Acarlar yazılıyor. Sevgiyle, emekle, işbirliğiyle.